Baraka ve Teala. Kul ey Resulüm, kul in kuntum, de ki onlara, şu kafirlere, in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız, sevginize sadık iseniz, bana uyun, diyor. Resul'e uymak nasıl olur? Allah nasıl gösterdiyse ve Resul nasıl gösterdiyse bu şekilde uyacak. Yani taatehu fima emar ve tasdikehu fima akhbar ve ictinabe ma neha anhu ve zecer ve alla yu'badillah illa bima şera. Emrettiği şeyi kabul etmek. Getirdiği tasdik etmek. Ve sakındığından uzaklaşmak. Reddetmek. Ve Allah'a kulluk edeceksen şeriat çizgisinden ve elle yu'badillah illa bima şera. Şeriat ne diyorsa, Kur'an ve sünnet ne diyorsa bu şekilde ibadet edeceksin. Böyle kulaktan duyma değil. Bu böyle şu şöyle öften büften değil. Allah ve Resul. Bu şekilde. Çünkü din delile dayalı olan bu din, İslam dini. Ne diyor Abdullah ibn Mubarak? El isnadu andi min ed-din. لَوْلَا الْاِسْنَادِ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. Benim yanımda diyor, isnat ilmi yani İslam ilmi, dine dayalı yani delil ilmi, dine dayalı olan bir dindir. Bu delil ilmi olmasa, herkes dilediğini söyler. Ondan sonra ne olur? Musa'nın, İsa'nın ve diğer enbiyaların şeriatları bozulduğu gibi, aleyhumussalatu vesselam ecma'in, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı da bozulur. Ha, o zaman nedir? Bizim görevimiz, ne fazlalaştırmak ne de eksiltmek. Ben her zaman bu örneği veriyorum, aklıma geldi. Şimdi hani bazıları bir ibadet yaptıkları zaman ne diyorlar? Ya hocam bu biz hayırdan başka bir şey yapmıyoruz. Ne Kur'an ne sünnette var. E ne diyor? Bunda bir şey yok ki. Mesela ben şu şekilde size namaz kıldırsam olur mu? Ama ben hak olan sözler söyleyeceğim. Nedir? Mesela dinleyin. Böyle olur mu namaz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Malikil cenneti ven naril cehim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Olur mu? Ben ne dedim? Malikil cenneti ven naril cehim. Ne demek? Yani dün günün sahibi Allah olduğu gibi cennetin ve cehennemin sahibi Allah dedim. Bu doğrudur. Soruyorum. Din günün sahibi kim? Allah. Cennet ve cehennemin de sahibi kim? Yine Allah. Ben burada doğru bir şey söyledim. Ha. Velev ki dediğim doğru bile olsa Allah bunu kabul etmiyor. Niçin? Kendi yanımdan bazı sözler ekledim. Velev ki dediğim doğru olsun. Allah bunu kabul etmez. Anlatabildim mi? Vazifemiz Kur'an ve sünnet. Bu. Ne fazlalaştıracağız ne eksilteceğiz. Ondan dolayı burada ibadetlerde delile uymayan herhangi bir ibadet makbul değildir ve Allah bunları kabul etmiyor. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymak Kur'an ve sünnetten geçer. Bazılarına işte sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor musun? Ne de işte kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Eğer gerçekten Resul'ü seviyorsanız bana uyun diyor. Gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birisine işte Resul'ü sever misin? Hocam anam babam ona feda olsun. Peki namaz? Kılmıyor. Nasıl bu sevgi? Bu sevgi nedir ya? Yalancı bir sevgi. Kezzap bir sevgi. Ya olmaz. Sevgi sözler ibaret değil. Özde olması gerekiyor. Özde. La ilahe illallah. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Fettebi'uni yuhbibkum Allah. Bana uyun. Bana uyun diyor. Şu an mesela Kur'ancılar uymuyorlar değil mi? Yani şu peygambersiz bir din yumurtlamaya çalışıyorlar onlar. Öyle konuşacağız. Ancak bu şekilde anlarlar. Peygambersiz bir din uydurmaya, yumurtlamaya çalışıyorlar bunlar.
bana diyor, aç Kur'an'ı diyor işte, açıkla diyor. Olmaz. Olmaz. Sünnet diyor, Kur'an diyor, Kur'an diyor. Tek kelimeyle alimler diyorlar ki, Kur'an'ı kabul edip sünneti inkar eden kafirdir diyorlar. Çünkü aynı zamanda sünnet bir vahidir. Delil, وَمَا يَنْطِقُ عَلِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Benim Resulüm heva ve hevesinden konuşmaz. Allah emreder, o konuşur. Dini emirler ama dünyayı kendi konuşma ayrı. O zaman dedi, mutlaka Kur'an ve sünnete uymamız gerekiyor. Adam diyor ki, mesela Kur'an, biz de diyoruz ki yani mesela mirası nasıl taksim edeceksin? Hadi taksim ne kadar? Nasıl? Sen sünneti inkar ediyorsun. Daha çok şeyler. Yahya, yani Mehdi Aleyhisselam inkar ediyor, İsa Aleyhisselam inkar ediyor, inkar ediyorlar. Kabir azabını, şefaati inkar ediyorlar, sıratı inkar ediyorlar. Daha çok. Sen sünneti inkar edersen nasıl namaz kılacaksın? Hadi namazdan diye nasıl? Sabah 2, öğlen 4, 2, 4, akşam 3, yatsı 4. Yok Kur'an'da. Nerede? Sünnette. Sallu kema ra'aytumuni usalli diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnette. Mirasta nasıl dağıtacaksın? Ha? Mirasta nasıl? Olmaz. Yani zekatta ineklerde ne kadar, öküzlerde ne kadar, keçilerde ne kadar, koyunlarda ne kadar? Ne kadar? Sünnette hepsi. Dolayısıyla yani sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Yani Kur'an sünnetsiz olmadığı gibi sünnetsiz de Kur'an olamaz. İkisi bir. Zaten Allah Resulü ne diyor? Teraktu fikum ithnatan in temassaktum bihinne lem tadillu ebeda. Ey ümmetim, size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe sapmanız mümkün değildir. Nedir bunlar ya Resulullah? Kur'an ve sünnetimdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, o zaman hakkıyla Allah'ı seviyorsak mutlaka Resulüne uymamız gerekiyor. Fettebi'uni yuhbibkumullah. Ondan sonra ve yagfir lekum zunubekum. Bakınız. Allahu Ekber. Sizi Allah sizi hem günahlarınızı bağışlar hem de Allah sizi sever ve cennete girdirir. Allah sizi severse cennet size farzdır kardeşler. Yoksa cennete girmek istemiyor musunuz? Değil mi? Hocam kim istemez? O zaman bunlara uyun. Ve cennette öyle nimetler var ki, nimetlerden birisi, en güzel nimetlerden birisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini görmektir. Ve en büyük nimet hangisi? Cennette yüce Allah'ın cemalini görmektir. Ve ledeyne mezid diyor ya, Allah diyor, idhuluha biselam. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودَ. Gelin cennetime ey kullarım. Burada ebedi bir şekilde kalacaksınız. Nimetler içerisinde orada yiyip içeceksiniz. Orada Resulullah var. Orada Musa var, İsa var, enbiyalar var, salihler var, sıddıklar var. Var da var. La ilahe illallah. Kim istemez ya? Altından ırmaklar akan cennet orada. تَتَنَعَّمُونَ بِالثِّمَارِ عَلَى شَوَاطِئِ الْاَنْهَارِ بِإِذْنٍ مِّنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْغَفَّارِ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Nimetlerden öyle istifade edeceksin ki baldan daha tatlı, sütten daha beyaz, böyle altından akan ırmaklar orada vardır. İşte bütün bunlar müminler için hakkıyla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah çizgisinden ayrılmayanlar için Allah tebareke ve teala bunları hazırlamış. İşte bunlar da Resul'e itaattan geçer. İtaattan geçer. Ona uyacağız. Sünneti inkar etmeyeceğiz.